Yunus Belhanda. Arapas Elines'e, Elines ceza alanına bıraktı. Emre Akbaba vuruyor. Kaleci Ertaç ve son anda savunma. Semih yerden gönderdi. Kubilay ceza alan içinde. Kubilay yerden gönderiyor. Umut Bulut'a gelmedi. HDB. Kubilay Fatih kalesinde değil. Yerde dokunuyor topa. Fatih'te kaldı. Sağ tarafta Martin Lines ceza alanında. Martin Lines'in pası Cagney'e geçiyor. Ray Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Adem. Adem'in pası. Kubilay koşuyor. Kubilay kanatsız koşu. Şut şansı yakaladı. Kubilay yerde kalıyor. Gözler hakemde. Malatya Sporlu oyuncular penaltı bekliyor. Özgür Yankaya devam dedi. Kubilay yerde kaldı. Henüz kalkamadı. Ceza alanı içi gönderdi. Belhanda. Babel. Saracchi. Yerden gönderiyor Emre Kılıç. Rakibinin sağından attı, solundan geçti. Emre ceza alanı içine gönderiyor. Erbalıs uzaklaştırıyor. Adem büyük aldı. 3'e 3 geliyor yeni Malatya Spor. Adem. Adem'le etkili geliyor ev sahibi. 4'e 3 oldular. Adem şut şansı yakaladı. Adem yerden gönderdi. Sağ çapraz şut yanağlarda kalıyor. Bıraktı Adem'e. Adem Fofana'nın koşusu var. Tekrar Fofana'ya. Fofana şut şansı vuruyor kaleci Fatih. Malatya Spor etkili geldi. Fofana kadar başarılıydı. Savunma arkasına gönderilen top. Emre Kılınç biraz açtı ama sonrasında kontrol etti. Emre destek geldi. Martin Lines vuruyor. Out. Demi seken top. Dokunuyor Cagney. Sonrasında Emre Akbaba. Çok müsait durumda. Dışarıya gö kafayı. Emre Kılınç'ta kaldı. Emre Kılınç savunma arkasına. Cagney koşuyor. Cagney, Wallace birlikte koştular. Mbaye Cagney aldı topu. Cagney arkadaşlarına bakıyor. Şu şansı buldu. Vuruyor korner. Yaptırdı yeni Malatya Spor evet. Galatasaray'a. Taylan. Galatasaray Lines'in tarafından Emre Akbaba, Emre Kılınç o bölgeleri evet. O bölgeler daha iyi oynaması lazım. Evet ilk yarının son düdüğü geliyor değerli izleyiciler. Yeni Malatya Stadyumunda yeni Markao gidiyor. Yerden pası sonrasında kaleye vurdu out. Pozisyon sonrası Saracchi ile konuşuyor. Belki daha etkili bir koşu bekliyordu arkadaşından. Ama kendi topuna gitti vurdu Markao. Ya uzun dakika Galatasaray'da kaldı top. Adem havalandırdı. Saracchi dokundu. Belhanda. Semih Kaya hata yapmıyor. Babel'de kaldı top. Babel yerden gönderdi. Yunus Belhanda. Bir kez daha Babel'e. Şut şansı. Babel vuruyor. Kaleci Ertaç. Luyendama. Lines. Belhanda. Emre'nin pası Emre Akbaba'ya. Emre Kılıç gönderdi. Semih dokunuyor. Belhanda. Emre cezaları dışından vurdu. Ertaç. Şabek. Adem. Adem. Taylan ikili mücadelesi. Adem pasını gönderdi Mustafa'ya. Mustafa sıyrılabilecek mi? Mustafa çeviriyor cezalını içine. Luyendama. Luyendama dokundu top dışarıda taç. Malatya Spor etkili geliyor dakika 80. Hemen kullandılar ateşi. Ahmet. Ahmet İldiz. Şık hareketler. Şabek. Endai Şimiye. Vuruş hazırlığındaydı. Markao'ya çarpıyor top. Korner. Adem biraz kıpırdadı mı hemen Malatya pozisyon buluyor. Yani bütün iş orada. Ahmet de fena değil. İkinci yarı oyuna girdi. O da etkili şu an. Top. Kısa paslarla, ara paslarıyla. Adem Markao birlikte koşuyordu. Markao. Son müdahale ondan korner. Final pasları, son vuruşlar çok önemli futbolda. Yani orada o bitiriciliği yapamazsan maçı sonucu değiştiremiyorsun. Tabeledeki eşitlik devam ediyor. Dakika 86. Mustafa köşe vuruşunu kullanacak yeni Malatya Spor takımında. Ceza alanı içinde ev sahibi takımdan 5 oyuncu var. Mustafa arkadaşlarına baktı. İşaret geldi. Mustafa atışı kullanıyor. Luyendama vurdu kafayı. Bir oyuncu yerde karar faul. Malatya Sporlu oyuncuların itirazları var. Umut ve Adem o noktaya geldiler. Hafta sonunda Galatasaray Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Spor yine evinde Çaykur Rizespor'la oynayacak.
Emre, hemen önünde Emre Kılınç var. Emre Taşdemir taşıyor Emre Kılınç'a. Emre Kılınç yaptı ortayı ceza sahanın içine. Savunmada Hadebe topu oyun alanının dışına gönderiyor. Ve Özgür Yankaya 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor değerli izleyiciler. Yeni para gitti. Malatya Spor atıyor. 1-0 öne geçiyor değerli izleyiciler. Umut Bulut ceza sahasına girmeden vurdu. Malatya Spor öne geçiyor Galatasaray karşısında. Büyük sevinç yaşıyor ev sahibi takım futbolcuları. Bitmek tükenmek bilmez bir enerji. Maçın muhtemelen en çok koşan isimlerinden biri Umut Bulut. Galatasaray hücuma çıkarken top kaybetti. Umut kazandı. Umut uzaklardan vuruyor ve fileleri sarstı. Mustafa, bireysel hatalar dedim. Yani iki tane bireysel hata. Topa sonradan girdi. Gerçi yorgunluğu olmaması lazım da. Çıkarken kaptırdı. Fatih de oradan o golü yerse kusura bakmasın Galatasaray'ın birinci kalesi olamaz. Yani buradan bu mesafeden gol yedi ama dediğim gibi bireysel... Onu da hatırlatalım. Mustafa'nın koşu yoluna gönderilen top. Mustafa. Mustafa Eskelaç. Lines arkasındaydı. Hadebe yaptığı ortayı Luyendama dokunuyor. Korner. Vurdu kafayı. Galatasaray için hızlı hücum şansı olabilir. Kerem'in pası. Oğulcan. Cagne'yi düşündü. Cagne. Ters bir dokunuş. Şabek'ten. Cagne cezaların içinde. Açısı daraldı. Şimdi Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Aldı. Döndü. Geriye doğru çıkarıyor. Enteresan bir an. Galatasaray değerli izleyiciler. Umut Bulut golü atan isim kenara geliyor. Umut'un yerine Murat Akça kalan dakikalarda 44 forma numarasıyla görev alacak ve alkışlarla Umut kenara gelirken golünü farklı açılardan izliyoruz. Gole sevinmedi. Takımını 1-0 öne geçirdi Umut Bulut. Ömer topun başında, iki kişilik baraj istedi. Kaleci Ertaç. Maçta artık son saniyeler, 2 dakikalık uzatma işaret edildi değerli izleyiciler. Ömer Bayram arkadaşlarına bakıyor. 2 dakikalık uzatma. 7 oyuncu cezalının içinde Galatasaray'da. Ömer, işaret geldi. Ömer yaptı ortayı. Luyendama vuruyor kafayı topağalarda. Galatasaray 1-1 yakalıyor. Gol Luyendama. Gol Luyendama, 120'de geliyor gol. Uzatma dakikalarında goller ve kameramıza geliyor Luyendama'nın sevinci. Umut Bulut'ta 1-0 öne geçmişti. Yeni Malatya Spor, Luyendama duran top, dakika 120, 2 dakikalık uzatma işaret edilmişti. Vurdu kafayı, eşitliği getiriyor. İşte gol, bir başka açı, çok net bir kafa vuruşu. İşte duran top bazen böyle maçları çözüyor. Bugün dedik ya Galatasaray duran toplarda etkili olmalı. Yani burada uzun oyuncum var, onu kullanman lazım. Ve beraberlik golünü yakaladı Galatasaray. Ve farklı açılardan golü de yaşıyoruz değerli izleyiciler. Santra yaptığı Malatya Sporlu oyuncular Lukoki. Uzatmaları da artık her an tamamlayabiliriz. Semih vurdu kafayı. Hadebe yapıyor ortayı. Ömer uzaklaştırdı ve son düdük geliyor değerli izleyiciler. Penaltı atışlarına gideceğiz. Evet değerli izleyiciler, ekranınızın sol tarafındaki kaleye penaltı atışları kullanılacak. İlk olarak Ertaç kaleye gidiyor ve Galatasaray'da Taylan Antalyalı atışı kullanmak için şimdi o noktaya doğru hareket. Nefesler tutuldu. Taylan topun başında, işaret geldi. Taylan vuruyor. Bir de bir yapıyor. Kalesinde dikkatli. Ahmet İldiz, işaret geldi. Ahmet vuruyor topağalarda. Geçti. İşaret geliyor. Ömer Bayram. Ömer vuruyor topağalarda. Lukoki geliyor. Lukoki vuruyor topağalarda. İşaret geldi. Oğulcan vuruyor topağalarda. Üç işaret geldi. Şabek vuruyor topağalarda. 3-3. Hadi kardeşim, hadi. 4-4 oluyor değerli izleyiciler. Genel skor 2 takım.
Ertaş Cagne karşı karşıya. Cagne vuruyor top ağlarda. 4'te 4 yaptı Galatasaray. İşaret geldi. Mustafa vuruyor, Fatih kurtardı. Mustafa vurdu, Fatih kurtarıyor. Mustafa penaltıyı gole çeviremedi. Büyük üzüntü yaşıyor. Ertaş kalesine dikkatli. Kerem geliyor. Kerem vurdu. Kaçıyor penaltı. İki takım da bir başında, işaret geldi. Yusuf vuruyor top ağlarda. İki takım da 5'te 4 yapıyor. Seri penaltı at kalesine dikkatli. Marcao geliyor. Marcao vuruyor top ağlarda. 6'da 5 yaptı. Galatasaray bu bankaya düdüğünü çaldı. Wallace bekliyor. Wallace geldi. Wallace vuruyor top ağlarda. İki takım da 6'da 5 yapıyor. Değerli izleyiciler. İşaret geldi. Etebo geliyor. Etebo vurdu top ağlarda. 6. gol, 7'de 6 yaptı Galatasaray. Murat geliyor. Murat vurdu top ağlarda. Genel skor 7-7'ye geldi değerli izleyiciler. İşaret geldi. Emre Kılıç. Emre vuruyor top ağlarda. 8. penaltıda 7. gol Galatasaray adına. İşaret geldi. Jetmir vuruyor. Fatih kurtardı. Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını bir üst sıraya yazdırıyor değerli izleyiciler. Seri penaltı atışları sonrasında. Fatih kendini affettirdi Mustafa. İki penaltı kurtarışı. Buradan kendini affettirdi dedim. Dedim ya, buradan affettirebilir ancak. Siz Umut'un golünde hatalı, büyük kaleci hatası var demiştiniz. Kesinlikle ama. Kesinlikle vardı ama işte penaltılarda onun için şans oldu. Maçın berabere bitmesi ve o hatasını kurtarma şansı bu penaltılarda olacaktı. Onu da başardı. Ve 6-7 tamamlandı. Galatasaraylı oyuncular büyük sevinç yaşıyor. İki takım, yedek kulübeleri, teknik adamları da birbirlerini tebrik ediyor değerli izleyiciler. Eşitlik 90 dakikada uzatma bölümünde bozulmadı. 0-0, 1-1.